Esselamu aleyküm. Kardeşlerim, selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Ankara Altındağ Karakum Mahallesi'nden 2. tarihi tahmin bile edemeyeceğiniz bir ıhlamur ağacının hem bir hatırasını hem niçin çıkardığımı kardeşlerimize zikretmek istiyorum. Eşim Hoca Hanım bunu poşetlere koymuş, ancak ben baktığımda bunun böceklendiğini gördüm. İşte görüldüğü gibi bir Arapça kımıl böcek tespit ettik. Yine bir başka bir böcek daha var. Genelde ikinci olarak gösterdiğim böcek hurmalarda da, hurmaların içine yerleşen ve hurmayı yiyen böceklerden, hem de havalandırmak için onu tepsiye döktüm. Temizlerken de bir hatıra olarak kaydediyorum. Kayınpederim Acı Hafız Kur'an kursu hocalığından, Altındağ Üstünlüğü'nden emekli olmuş. Onun kızı eşim 32 yıllık, o da bir Kur'an kursu hocası, babasının izini takip ediyor. Hacı Hafız Saadettin Beyefendi'nin nereden bu ıhlamur ağacını getirdi, bitti, zamanını bilemiyoruz. Ta ki Türkiye'ye Suriye'den, diğer ülkelerden de, Afganistan gibi Türkiye Cumhuriyetlerinden, bazı ülkelerden muhacirat, yani göç hareketi olduğu gibi ülkemizde de göç hareketi, özellikle Suriyeli kardeşlerimizin göç hareketi daha etkin. Hacı Hafız Saadettin Hoca Efendi vefat ettikten sonra eşi Hacı Hanım, Fatma Hanım, bu sefer de yeni bir eve taşındı. O eski evleri kiracıyız diye taşınan Suriyeli kardeşlerimiz tarafından meskun oldular. Ne kadar oturdular bilemiyorum. Artık kiracıyız diye girip bir müddet sonra kira ödemedikleri, elektrik su parasını vermedikleri, artık kazanıp da vermiyorlar. Kazanamadıklarından dolayı mı vermiyorlar, onu bilemeyiz yani. Onu ancak Allah bilir. Böyle bir sömürü varsa zaten bizim de hakkımız, eşimden dolayı hakkımız, ahirette onların boğazına geçmiş durumda. Yani bunlar kiradan vazgeçildi, elektrik su parası da vermeyince Altındağ Belediyesi'ne müracaat edildi. Ve o bölgede oturanlar üzerinde bina olduğu halde hem arsayı işgal etmişler, hem içine çöplerden topladığı pislikleri yığmışlar. Diyelim teneke kutularından, poşetlerinden, pet şişelerine kadar.
Ve yıkım kararı alındı. Altındağ Belediyesi ekipleri onay verdi. Yıkılmadan önce toplanan ıhlamur ağacından bir hatıra, belki son hatıra. Böyle bir artık hasat mümkün değil. Hani insanların birbirine zulmetmemeleri gerekirken çeşitli sebeplerden birbirlerinin haklarına girdikleri, ister bilerek ister bilmeyerek haklarına girdikleri, kirayı vermemekten bilmeyerek ya da suyu, kullandığı suyu ödememesi de mi bilmeyerek girilen haklardan, bilerek girilen haklardan olduğuna biz kanıyız. Her günde oradan toplanan ve poşetlere konulan o bir nevi binanın etrafındaki bahçenin hatırası olarak topladığımız ve poşetlerden böceklendiğini görünce havalansın diye bir tepsiye döktüm. Pek çok içinde böceği tespit ettim. Onlardan arındırıyoruz. Çiçeklerini yiyorlar. Biraz önce gösterdim, hala burada böcek rızkını arıyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ifadesiyle وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Kainatta ne kadar varlık varsa Allahu Teala o varlıkların rızkını üzerine almıştır. O böcekler de rızkını bu poşetin içine girerek, işte bizzat dalında gösteriyorum. Bunu biz böceğiyle birlikte kenara bırakalım. O onun nasibi olsun. Nasıl bülbül güle hayransa, bunlar da çiçeğine hayran. Ilamur'un çiçeğini yiyorlar. Esas alt tarafına bakacağım. Bir hatıra olarak kaydediyorum. Bir daha o yıkılan bahçeden herhangi bir ıhlamur toplama ihtimalimiz yok. Buraya istif ediyoruz. Kullanılır mı, kullanılmaz mı, ona garanti veremeyiz. Tekrar bir böceklenme safhası hasıl olabilir. Her cuma hatiplerden Estağfirullah, Bismillah, İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni vel îtâi zil kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel munkeri vel ba'd ya'idukum leallekum tezekkerûn. Allah adaleti, iyilik yapmayı akrabaya yardımı emreder. Fenalıktan, azgınlıktan, her türlü fuhşiyattan yasak eder. Düşünün, tutasınız diye size öğüt veriyor ayeti sürekli okunduğu halde, bırakın alemi İslam'a, yeryüzündeki adaletsizlikler, hak ihlalleri, la yuat ve la yuhsa, yani sayılamayacak kadar fazla. Daha unutmadık, Myanmar'da kardeşlerimizin inandıklarından dolayı ırmaklara atılıp elleri bağlanıp ırmaklarda hapsedildiklerini. Unutmadık Doğu Türkistan'daki
kardeşlerimizin inandıklarından dolayı zulüm gördüklerini unutmadık. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darun Nedve'de ölü ya da sağ getirene 100 deve başına ödül konduğunu, bunu yapsa yapsa Hattab oğlu Ömer yapar diyerek atına binen ve atını atalarımızın dinini inkar eden Muhammed'i öldürmeye hedef olarak atını mahmuzlayan, yolda Nuaym'ı gördüğünde Nuaym, ey Ömer nereye gidiyorsun dediğinde, atalarımızın dinini inkar eden Muhammed'i öldürmeye. Nuaym, sen Muhammed'le uğraşacak yerde kız kardeşin Fatıma ve enişten Said de Müslüman oldu. Onlarla meşgul olsan, onlarla uğraşsan deyince atını eniştesi ve cennetlikle müjdelenen 10 kişiden bir tanesi olan Said bin Zeyd'in evine, yani kız kardeşi Fatıma'nın evine kapıyı çalmaksızın afansız dalan ve Taha suresinin Taha me enzelna aleykel Kur'ane litaşka. Ey Muhammed, Taha hurufu mukatta. Tefsirciler bu gibi ayetlerin Yasin, Taha, Elif Lam Ra, Elif Lam Mim, Sad, Elif Lam Mim, Zalikel Kitab gibi Bakara suresinin başında da bulunan bu harflerin Allah ve Resulü arasında bir şifre olduğunu ifade ediyorlar. Tefsircilerin yorumları bu şekilde. Taha aynen tercümeyi de bu şekilde veriyorlar. Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Biz sana Kur'an'ı sıkıntıya giresin diye indirmedik. Ayeti inmiş, onu okuyorlar. Hazreti Ömer'in apansız kapıyı çalmadan dalmasını gören eniştesi Said ve kız kardeşi Fatıma okudukları ayeti sedrin altına saklamanın telaşına düşüyorlar. Fatıma ayağa kalkıyor. Ey Ömer diyor, senden korkmuyoruz. O güne kadar tir tir titrenen Ömer'den nasıl korkulmuyor? Ona bir tokat aşk ediyor. Hani ağzını burnunu kırdı derler Anadolu'da. Ağzı burnu kan revan içinde arıya eniştesi Said bin Zeyd, aşereyi müdeşşer eden, o giriyor. Ona da bir tokat, onu da fırlatıyor bir tarafa. Her ikisi de ey Ömer senden korkmuyoruz. Hazreti Ömer tefekkür ediyor. Ya acaba daha düne kadar benden korkan bu insanlar niye korkmuyorlar? O okuduğunuzu getirin bakalım. Çıkarın o sedrin altından diyerek Taha suresinin inen ayetlerini okumaya başlıyor. Yüreği yumuşuyor, yumuşuyor. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye giden Hattab oğlu Ömer muhafız Hazreti Ali var kapısında. Ya Ömer giremezsin. Hani kapıda bağırtı çağırtı denir Anadolu'da. Ya Ali, kimdir o
Ömer geldi ya Resulallah. Hazreti Peygamber zaten dua etmişti. İki Ömer'den birisini bekliyordu. Şimdi zaman zaman 500 milyarlık yarışmalarda sorular soruluyor. Cambridge mezunuyum, Oxford mezunuyum diyen kardeşlerimizin en basit sorularda elendiklerini, dört halifenin sırasını bilmediklerini, dört halifenin sırasını bilmeyen insanlara Said bin Zeyd'i nasıl sorabilirsiniz? Fatıma kimdir? Kimin eşidir? Nasıl sorabilirsiniz yani? Biz ikisini de açıkladık. Hazreti Ömer'in eniştesi Said bin Zeyd ve kız kardeşi Fatıma. Peki ikinci Hazreti Peygamber'in hidayeti için dua ettiği Ömer kimdi? Bu da size ödüllü olmayan bir soru olsun. Bir düşünme müddeti de verelim kardeşlerimize. İki Ömer'den birisi Ömer bin el-Hattab'tı. Hattab oğlu Ömer'di. Peki ikincisi kimdi? Hazreti Peygamber iki Ömer'den birisini bekliyordu zaten. Ebu Cehil'di. Şu ana kadar arka planda kardeşlerimiz cevap vermiş olabilirler. Bilenleri tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizim hediyemiz de dua olsun. Allah onlardan razı olsun, duası olsun. Yunus Hocam Adana'dan kadrajımıza takıldı. Yunus Hocam narenciye hasadı yapıyor. Biz de Hacı Hafız Saadettin Hoca Efendi'den 2013'te rahmetli Rahman'a kavuştu. Eşimin babası. Eşim de 32 yıllık bir Kur'an kursu hocası. Babasının yolunu takip ediyor. 4 yıl Bartın'da, 28 yıl Ankara'da görev yaptı. Tekrar Ankara ağır bastı. Geri döndü. Yunus Hocam böceklenmiş. Onu poşette görünce işte şekil ağda görüldüğü gibi tek tek seçiyorum. Yapraklarından böceklerin de tabii bir nasibi var. Onları alacak değiliz. Onlara vereceğiz ama yapraklarına bir bakalım. Ayırt edelim. Ve Hazreti Ömer Hazreti Peygamber'in önünde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek kelime-i şehadet getiriyor. Hidayete eriyor. Belki hidayete ermek kelimesi sık sık karşımıza çıkıyor. Falan müftülüğe gitti, hidayete erdi. O müftülük ona şu hediyeleri takdim etti. Ben onunla inşallah toparlamak istiyorum. Hem sohbet ettik hem böceklenen ıhlamuru böceklerinden ayırt ettik. Hacı Hafız Saadettin Beyefendi'nin Ankara Altındağ Karakum mahallesindeki Bahçeli evinin bir nevi son hatırası. Hani dersin ortasında ifade ettik ya, kiracıyız diyerek yerleşenlerin kira ödemedikleri, elektrik su ödemedikleri ve üzerinde bina olduğu halde bahçesini çöpten topladıkları teneke kutularıyla, poşetlerle, pet şişelerle işgal ettikleri. Kimi kime şikayet edeceksin? Gitsen zabıtaya desen kardeşim, bu insanlar burayı işgal etmiş. Zabıta diyecek ki kardeşim, bırak adam kazansın. Ya hukuksuz bir işgal var. Adam kiracıyım diye gelmiş yerleşmiş. Elektrik parası vermiyor,
su parası vermiyor. Bir de orada oturan değil, dışarıdan birisi gelip oradaki arsayı işgal ediyor ve oraya pislik yığıyor. Yani çöpten topladığı ne varsa, poşetinden tutun tenekesine kadar oraya istif ediyor. En sonu Hacı Hafız Saadettin Hocaefendi'nin o hatırasını oğlu yıktırmak zorunda kaldı yani. İşte böceğin de nasibini kenara vermiş olalım. Ben bir Anadolu çocuğuyum. Buğdayda da mesela kepenekli böcek deriz biz. Yani biz kazıyarak Allah'ın izni ve inayetiyle Rabbimizin lütfuyla bir yerlere geldik. Kimsenin sırtından prim yapmaya çalışmıyoruz. Hak ediyorsak Rabbimiz o makamlara bizi getirsin. Hak etmiyorsak kenara çeksin istiyoruz yani. Ya da bir başkasının aklıyla ne kadar siz bir yerlere kadar gidebilirsiniz? Hani Anadolu'da bir tabir var. Dayısı olmak. Evet, bizim de dayımız var ama mezarda. Birilerinin sırtına basarak yükselmeyi, onların iradesiyle bir yere gelmeyi değil de hak ve hakikatin tecellisi ile ve kazıyarak gelmeyi biz Allah-u Teala'dan diliyoruz. Sona doğru yaklaşırken Hazreti Ömer kaç kişiyiz diye Hazreti Peygamber'e bir soru soruyor. Daha henüz Müslümanların sayısı yüksek değil. Kabe'de 360 put var. Ve o arada Hazreti Hamza'nın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılarken ve Ebu Cehil Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası avdayken Ebu Cehil Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sırtına deve işkembesi koyuyor. Ve kızı Hazreti Fatıma gelip deve işkembesini Peygamberimizin sırtından alıyor. Ve bir kadın avdan gelen Hazreti Hamza'nın karşısına çıkıyor. Diyor ki, yiğit Hamza dedikleri sen misin? Ne oluyor kadın, ne var? Ebu Cehil bugün yeğenin Muhammed'in sırtına deve işkembesi koydu ve hakaret etti. Yüce Allah bu olayı Alak suresinde kısmen ifade ediyor. Hel yed'u nadiye estağfirullah senad'u zebaniye. Bakın, böceklerden ayırt ettik. Kımıl hareket ediyor görüldüğü gibi. İşte burada da bir kımıl var. Tarihe bir not olsun. O nadiyesini çağırsın. Yine burada bir böceği de göstermiş oluyoruz. Nadiye yani meclis, o dönemde Darun Nedve. O Darun Nedve'de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ölümüne karar verilmişti. O nadiyesini çağırsın, avanesini çağırsın bakalım. Biz de zebanilerimizi çağıracağız. Onun yalancı perçeminden yakalayacağız.
ve cehenneme sürükleyeceğiz diyor Yüce Allah. Siz ey zalimler, Hazreti Muhammed'i sahipsiz mi sandınız? İşte sahibi kainatın yegane maliki ve hakimi Allah, Hazreti Muhammed Mustafa'ya indirdiği ayetle sahip çıktığını, indirdiği ayetle kılına zarar veremeyeceklerini, sona doğru yaklaşıyoruz inşallah, onunla bitirmiş olalım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas'a dayım diyor. Ve ona savaşlarda fedake ebi ve ummi ya Sa'd irmi, ey Sa'd annem babam sana feda olsun ok at. Zaten böcekler bu çiçeklerin içinde, hani Anadolu'da bir tabir var, fazla da kurcalamak istemiyorum, sadece yapraklarını alacağından. Şu mükemmelliğe bir bakın yani. Şu güzelliğe bir bakın. İnsan Allah'ın varlığını ve birliğini inkar ediyor. Bu kadar leziz yiyeceklere, tahamlara iştahı kabarıyor. Bu güzellikleri yiyor, içiyor. Parmağını gözüne sokuyor, Allah'ı inkar ediyor yani. Şu güzelliğe bir bakın. Şu muhteşemliğe bir bakın. Buna, bu güzelliğe, bu orana altın oran deniyor. Kabe yeryüzünün tam merkezi, matematiksel konuma göre. Bütün bitkiler, hayvanlar, insanın bütün organları altın orana göre Allahu Teala tarafından Musavvir ismiyle şekillendirilmiş. Hiç tanımadığım, bugün kadramışımıza takılan Moğolistan'dan bir kardeşim izliyor. Türkçeyi biliyorsa selam ve sevgiler diyorum. Sesimiz kendisine ulaşıyorsa, aşağıya bir selam yazarsa, bizim anlattığımızı anladığını biz de anlamış olalım. Yoksa sadece buradaki ıhlamura bakıyor izlenimi uyanacak bende. Madem Moğolistan'dan bizi takip ediyor, bakın bir erişte de girmiş. Şimdi hazır yiyici bir toplum var. Annelerimiz bugün makarna dediğimiz, spagetti dediğimizin hasını keserlerdi. Ve şunun içinde o kadar kıvamlı, leziz, unundan yumurtasına kadar katkı, mix, leziz bir tağım. Bakın onu da şuraya bırakmış olalım. Buna erişte diyoruz biz. Erişte de bunun içine katılmış. Bakın uçan bir böcek bu. Bunu yiyen böcek kanatlı bir hayvan. Ters döndü, uçamıyor. Biz ona yardım etmiş olalım. Şimdi uçabilir. Bir gün yanına çağırıyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Diyor ki evine gidebilirsin. Hani biz deriz ne oldu? Niye ben evime gideceğim? Allah Resulü bir açıklamak, bir kavga durumunda değil. Ayet inmiş. Estağfirullah, bismillah. Vallahu ya'simuke minennas. Allah seni insanlardan korur. Bakın yine yaprağı tuttuğum yerde de yine bir böcek var. Biz artık buradan itibaren
karıştırmayalım, onların rızkı olsun. Hacı Apı Saadettin Beyefendinin senelerce en son görev yaptığı Ankara Altındağ, Konya Karaman, şimdi Karaman il, Karaman'ın Kisecik diye bir beldesi var. Oradan tutun, Ayaş ilçesi var Ankara'nın. Ankara'nın Ayaş ilçesinden en son Altındağ ilçesine kadar görev yapmış. Allah'ın adını, La İlahe İllallah davasını duruşuyla, sadece sözle değil, özüyle. Hani bazen ben derdim ki ben şu cüzdeyim, o bizim 5 katımızı okuyordu yani. Biz bir cüz okuyorsak o 5 cüz okuyordu yani, günlük 5 cüz okuyordu. Bu ne demek yani? 6 günde bir hatim yapabilecek kıvamda. Zaten kendisi hafız. Nur içinde yatsın. Onun hatırasıyla bitireyim. Surlar içi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güzide mekanlarından birisi. Abdurrahman Önül var. Çok güzel ilahi okuyan. Hani halk zikirli ilahilerde Abdurrahman Önül'ü sever, dinler yani. Ha, hayranı mısınız? Ben de ta Abdurrahman Önül'ün meşhur olduğundan bugüne kadar çıkan parçalarını dinleriz yani. Hani Batı dilinde bile parçalar yazdı, söyledi yani. Mehteran geldi Kuzey Kıbrıs'a. Onun önünde yürüyorum. Çok sevinçliyim. Surlar içine kadar gittik. Surlar içi, Venediklerin yaptığı en büyük surların bulunduğu, yeryüzünde bir emsali yok. Magosa'daki surların bir emsali yok yani. Türkiye'deki Diyarbakır surları sönük kalır. Kastamonu'daki surlar sönük kalır. Ankara'daki surlar sönük kalır. Bana diğer şehirleri saydırmayın artık yani. Gazi Magosa'daki surlar yeryüzünün emsalsiz surları. Zaten Osmanlı'nın canına tak etmiş Venediklerin yaptığı surlar, surların etrafını geniş hendekler şeklinde kazmışlar yani. Onlara göre düşman bize ulaşamasın diye. Ve etrafını hendekler kazdığı yeri denizden, denizin suyuyla doldurup istedikleri anda kendileri kayıklarıyla rahat kaleye girebiliyorlar. Kaleden çıkabiliyorlar. Ama düşman o surlara gelip işgal edemesin. Gayeleri bu. Magosa surlarının esprisi bu. Ta ki Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl bu vatan topraklarını idare eden ve adına bir takım çirkin filmler çekilen, biz onları kınadığımızı her sefer ismi geçtiğinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ifade etmiştik. Kanuni Sultan Süleyman payitahtta İstanbul'da 1,5 yıl kalabilmiş. Ziget var. Kalesinin fethine gidiyor. Zehirlenmiş. Zigat var. Kalesi kuşatmasında şehit oluyor. Zehirlenmeden dolayı. Şimdi onu takdir edemeyenler, onu anlamayanlar, onun ufkunun çeyreğine, onda birine ulaşamayanlar ona iftira etmektedirler. Onun oğlu Sarı Selim'in döneminde Gazi Magosa 1571'de hemen orada açık liman var. Açık limanın önünde Palm Beach diye denize giderken, plajlara giderken, giderken sol tarafta, gelirken sağ tarafta Gazi Magosa'nın bir minyatürü var. Minyatürün üstünde de Gazi Magosa'nın fethinin sembolü 1571 yazısı var. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan
1000 yıl sonra Gazi Magos'a fethedilmiş. Osmanlı'nın hacca giden bütün gemilerini batırıyor bu Venedikliler. En sonu hanına canına tak etmiş Osmanlıların ve Gazi Magos'a'yı fethederek, yani deniz yolunu da güvenle alarak elhamdülillah adayı bir nevi Türk yurdu haline getirmişler. Ta ki Sultan Abdülhamit cennet mekandan orayı İngilizler kiralamak istediklerini ifade etmişler. Bakın hayvanın kudretini göstereyim. Sürüklüyor. Biraz önce sürüklüyordu. Yani biz karınca da sürükleme kabiliyeti görürüz ama bu hayvanda da sürükleme kabiliyeti var. Ey insan, sen bir poşeti kaldırmaktan aciz kalıyorsun. Karıncaya bir bak, belki 10 katı bir yükü çekmek için gayret ediyor. Buradaki böcek örneğini de zikretmiş oldum. Pek çok böcek var. Artık onları onlara bırakalım. Onların nasibi olsun. Osmanlı'nın idealini anlamayan, vizyonunu anlamayan, misyonunu anlamayan ancak hakaret ediyor. Hani bir tabir var ya, çamur atıyor ya. Ben yıllardır alternatif tarihlerin de okunması gerektiğine inananlardanım. Bir Yılmaz Öztuna'yı, bunun yanında bir Niyazi Akşit'i, bunun yanında bir Emin Oktay'ı, bunun yanında bir İlber Ortaylı'yı, bunun yanında bir Halil İnalcık hocamızı da, bunun yanında tarihi vesikalarla arz-ı endam eden Murat Bardakçı'yı da, yazdıklarını da okumak gerektiğini, bunun yanında vefat etti Mustafa Yazgan hocamız, Yalan Söyleyen Tarih Utansın kitaplarının da okunması gerektiğini. Yani sizin altyapınızın tek taraflı oluşmaması lazım. Hani Mustafa Yazgan merhumun dediği gibi, Yalan Söyleyen Tarih Utansın